many men are so privileged as we are to see a new civilization born before our own eyes. There are times in the streets of Virginia City when I question the use of the word civilization. It is always that way with the new Hop Sing. A diamond, before it is polished, seems no more than a clot of dirt. Is this the American way? Amerikan usulü kadeh kaldıralım. Oğluna, 18. yaş gününe. Oğlum Jimmy'nin Amerikalı olarak doğum gününe, dünümüze, bugünümüze ve de yaratacağımız güzel geleceğe. Evimi onurlandırdınız. Şimdi yapacağımız çok şey var. Hopsing, sen Cartwright ailesini tanıyacak kadar şanslısın. Burada Amerika'da oğlanların babalarına duydukları saygı en az bizim topraklarımızdaki kadar güçlü mü acaba? Bunu söyler misin? Cartwright'ların sana saygısı sonsuz amca. Ve oğlunu da seviyorlar. En küçük oğullarının oğlumun yaş gününe hediyelerle gelmesi beni çok onurlandırdı. Ve sakın endişelenme Hopsing. Yemek pişirmede arkadaşın da en az senin kadar iyiydi. Hey sen! Bana mı seslendin? Evet. Evet. Seninle beraber çok iş yapacağız Ahbap. Virginia'yı yaşanacak bir şehir yapmamız için temizlememiz gereken birçok kişi var. Küçük Joe, Jimmy Chang'in yaş günü partisi için yemeğe gidecek miyiz? Adam öyle söyledi. Bundan hoşlanacağımdan emin değilim. Ben daha senin yemekten hoşlanmadığın bir şey görmedim. Hopsing. Baba, Adam, hemen buraya gelin, çabuk. Sing, ne oldu evlat? Anlat ne oldu? Konuşabiliyor musun Hopsing? Görünüşe göre biri fena dövmüş. Evet baba, bırak da ben yardım edeyim. Unut bunu. Hopsing iyi. Bu sadece Çinlilerle alakalı. Ne demek istedi baba? Duyduğumuz o Tong teşkilatı tarafından hırpalandığını mı düşünüyorsun? Hayır, bence öyle değil. Tong teşkilatı bu insanları korumak için oluşturulmuştur. Bundan fazlası dönüyor olmalı. Birçok şey. Özellikle de Kaliforniya'daki altın madenlerinde. Bence birileri dağları elde etmek istiyor. Neden biri böyle bir şey yapmak istesin ki? Çinlileri aşağılık görmek yüzünden. Bu hayatta duyduğum en saçma şey. Oraya gidip bir bir hesap sormak gerekiyor. Hayır. Siz önceden planladığınız gibi Jim Cheng'in yaş günü partisine gidin. Hopsing'in dayak yemesini böylece unutamayacağımızı düşünmemiştim. Bunu unutmayacağız. Sadece Çinliler olduğundan daha büyük dertler açmadan halledeceğiz. Müzik
Yeterince paranız olduğundan emin evet, misiniz? Evet baba. Jimmy Chang'in hediyelerini ödedik. Sadece gidip alacağız. Pekala. Sonra görüşürüz. Hadi. Sana nasıl yardımcı olabilirim Lee? Bugün oğlumun yaş günü. Aman ne hoş. 18 tane küçük Amerikan bayrağı istiyorum. Ben. Bayrakları ben almaya planlamıyor muydum? Hı? Evet. Evet haklısın. Neredeyse unutuyordum. Hiç Amerikan bayrağım kalmadı Cenk. Özür dilerim. Neden özür diliyorsun ki? Bende yok. Başka yere gitmelisin. Teşekkür ederim. Öyleyse ben diğer dükkanı deneyeyim. Onlarda da yok. Kasabada başka kimsede de yok. Hey Cenk, nasılsın dostum? Bay Ben, Bay Adam. Eğer vaktiniz olursa yeğenimin güzel yemeklerini denemeye beklerim. Eğer Hobson kadar iyiyse gasa yetişmesi için hızlı servis de yapabilmeli. Bugün büyük gün değil mi Cenk? Oğlunla gurur duyuyor olmalısın. Bay Cartwright, size bir soru sorabilir miyim? Tabii ki istediğini sorabilirsin. Bazı insanlarınızın tepkilerini bir türlü anlayamıyorum. Tek istediğim oğlum için bir Amerikan yaş günüydü. Bundan endişeliyim. Sadece pasta ve mumlar. O doğru. Mumlar olmalı ama bayraklar değil. Ne demek istedin Cenk? Pastaya Amerikan bayrakları koymayı düşündüm. Ama anladım ki buna izin verilmiyor. Kim söyledi bunu? Bu problem değil. Cenk. Satıcı sana Jimmy'nin pastasına koyman için Amerikan bayrağı satmayı reddetti. Nedenini anlamadım. Sadece bela istemiyorum. Adam, ben. Sizleri görmek ne güzel. En sevdiğim müşterilerim için ne yapabilirim? Amerikan bayrağı almak istiyoruz. Küçük olanlardan kalmadı ben. O halde küçük istediğimizi nereden bildin? Evet, belki büyük bir tane istiyoruz. Peki, öyle mi? Jazz dükkanı sen mi işletiyorsun? Hayır. Sadece kendi ihtiyaçlarımla ilgileniyorum. O halde bizimkilerden uzak dur. Okuldan mezun olalı uzun zaman oldu Ahbap. Ne dersin, bayrak var mı? Olmadığından eminim ben. Neden bir daha gerçekten dikkatle bakmıyorsun? Burada yoklar. İşte burada biraz var. Bunlardan kaldığının farkında değildim. İşte 3, 4, 5, 6 ne kadar ihtiyacınız vardı? 18 tane. Doğum günü pastasının üzerine konacak. İşte birkaç tane de fazlası var. $1 yeterli. Teşekkür ederim. Adam. Jesse'ye öyle yaklaşmamalıydın. Kendime hakim olamıyorum. Öyle bir adamın silahla dolaşması yeterince kötü zaten. Bazen kendine hakim ol. Andy Fulmer mı? Bu kasaba birinin vali olması için sert bir yer değil mi? Adam, Jesse hala Andy'nin o kuzeniyle mi takılıyor? Bildiğim kadarıyla öyle. Aşağılamak ve bayrakları Cenk'e satmamak. Tam Fulmer'ın kullanacağı gibi taktikler, öyle değil mi? Önce İrlandalılar, şimdi de Çinliler. Amerika, Amerikalılar içindir. Ne saçma bir anlayış. Adam, bana bir iyilik yap ve bu bayrakları Cenk'e götürüp satıcının bir yanlışlık yaptığını söyle. Sen ne yapacaksın? Ben gidip biriyle konuşacağım.
Girin. Ah, ben Cartwright, onur duydum. Bu ziyaretinizi neye borçluyum Bay Cartwright? Bu kadar formaliteye gerek yok Bay Fulmer. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Ah, bunu nereden aldın? Çok çalışarak, senin gibi. Sadece ben kendimi avukat demiyorum. İnsanlar bana yardım almak için geliyor. Kanunlar kimseye akıl veremezsiniz demiyor. Aklında ne olduğunu merak ediyorum ben. Andy, anladığım kadarıyla valiliğe aday oluyorsun. Bu doğru. Andy, planların nedir? Virginia, Virginia'nındır. Yaşanacak bir şehir. Beğendin mi? Ne anlama geldiğiyle ilgili. Bu Virginia'nın onu bu hale getiren beyazlara ait olduğudur. Biz yabancıları istemiyoruz. Yabancı derken neyi kastediyorsun Andy? Ben, sen zaten şehir dışındasın. İstesen de bana oy veremezsin. Ama ilgilenmene sevindim doğrusu. Kastettiğim yabancı ülkelerden gelenler. Hiçbir şey yapmadan burada yaşıyorlar. Burayı inşa edenlerin yemeklerini yiyip havalarını soluyorlar. Bunları istemiyoruz. Pekala, yabancılardan kastın nedir Andy? İrlandalılar mı, Museviler mi, yoksa Çinliler mi? Bana ırkçılık vaazı vermeye başlamadan önce unutma ki İngiliz'i de, İrlandalısı da, İskoç'u da gelip bu ülke için çalıştılar. Benim amacım onları korumak. Sana ırkçılıkla vaaz verecek değildim Andy. Sadece ne düşündüğünü bilmek istedim. Bu bana karşı olduğun anlamına mı geliyor? Bu sadece senin veya adamlarından birinin aşçımı dövmesiyle alakalı olduğunu öğrenirsem, boynunuza ipi geçirip ana caddede aşağı yukarı gezdireceğim anlamına geliyor. Önceden de dediğim gibi sen bu kasabada yaşamıyorsun. Bana bir şey yapamazsın. O yüzden neden bu kampanyanın dışında kalmıyorsun? Sanırım beni az önce sen buna davet ettin Andy. Gaz! Küçükço! Sakın elimdekinin Jimmy'nin sürpriz doğum günü hediyesi olduğunu çaktırma, tamam mı? Sizi bu akşama kadar görmeyi ummuyordum. Akşamki partiye geliyorsunuz değil mi? Tabii Jimmy. Sorun nedir Gaz? Gerçekten kuş mu yiyeceğiz? Babam elmalı turtayı ilk gördüğünde de böyle yaptığını söylüyor. Sonra görüşürüz. Yapmam gereken işler var. Kendine dikkat et Jimmy. Akıllı bir çocuk. Evet. Aklına koyarsa koleji de gider. Sence bunun hediyesi olduğunu anladı mı? Hayır, nasıl anlasın ki? O kadar garip davrandın ki. Hey, güzellik. Her yerde böyle konuşmanı istemiyorum. Dün gece hoşuna gitmedi mi? Sence tuhaf değil mi? Dün gece seninle bile değildim. O halde kiminleydin? Tommy Case, Ned Wilkins ya da diğeri mi? Belki de onunlaydın. Öyle olsa ne olur? Seni öperken de bu kadar komik olur mu? Kolumu bırak. Peki babanı ciğerden bahsetsem... Nasıl olur acaba? Uslu durursan ben de bir şey söylemem. Let go of her. Let go of her. Why don't you try and make me? Hayatındaki en büyük hatayı yaptın. Bana bulaşmak en büyük hatadır. Jimmy. Tanrım, şu dudağındaki keseye bak. Önemli değil Bayan Selim. Beni yalnız bırakın. Tek yaptığım şey yüzüne bakmak. Bunu bir kız herkese yapabilir. Evet, herkese. Hayır, ben öyle demek istemedim. Önemli değil.
dert etmeyin. Biraz su içer misin? Sally. Baba. Çabuk eve gir. Baba. Beni duydun mu? Ya girmezsem ne olacak? Bu Çinlinin önünde eğilerek ismimi lekeledin. Baba, sadece ona yardım ediyordum. Billy ona vurdu. Bunun için Billy'ye minnettarım. Baba, bunu nasıl söylersin? Jimmy hiçbir şey yapmadı. Ben seni göndermeden eve gir çabuk. Senden korkmuyorum baba. Ne zaman bir erkeğe baksam onu hep şeytan olarak görüyorsun. Ha? Ah. Sally, sen ellerini onun üzerinden çek. Bunu yapmanıza gerek yoktu. Pislik. Ah. Oh, baba hayır. Baba hayır, hayır. Ah. Onu öldürdün. Sana en büyük hatan olduğunu söylemiştim. Evlat, bunu söylemiştim. Senin yerinde olsam bu kadar endişelenmem. Yakında gelecektir. Biliyor musunuz? Bence harika bir çocuk o. Bay Chang, harika bir iş çıkardınız. Jimmy başardı. Ben yapmadım. Çok çalıştı. Onu gidip ben bir kontrol edeyim. Ne düşünüyorsun Gaz? Bilemiyorum. O çocuk kolej parası biriktiriyordu. Yaş günü partisini kaçıracağını sanmam. Şimdiden bir saat geç kaldı. Jimmy! Jimmy ne oldu? Sorun nedir? Hobson, hemen su ve havlu getir. Çabuk. Ne oldu oğlum? Beni kovalıyorlar. Kimler? Evden kaçtım Gaz. Beni öldürmeye çalıştılar. Neden, ne oldu? Küçük Joe, ben bir şey yapmadım. Ama mutlaka bir şey olmalı. Sally Ridley öldü. Babası onu vurdu. Kazayla oldu. Benim öldürdüğümü düşünüyorlar. Bak Jimmy, bana bütün hikayeyi anlatmanı istiyorum. En baştan itibaren. Bu kazaydı Küçük Joe. Ben Sally'den hoşlanıyordum. Ona zarar verecek hiçbir şey yapmazdım. Onun içeride olduğunu biliyoruz. Dışarı yollayın dedim size. Başka kimse incinmesin. Sakin olun. Bu çocuğa kimse zarar vermeyecek. Biz gidip şu işe bir bakalım. Küçük Joe, sen de gel ve neler olacak görelim. Bu eve saldıracak olan bana saldırmış demektir. Biz bela aramıyoruz dostum. Tek istediğimiz o çocuk. Neden istiyorsunuz? Billy'ni öldürdü ve başına geleceklerden kaçamaz. Boşuna zaman harcama Billy. Ona seçenek sunacağız. Ya hapse gider ya da ipe. Buna ne dersin dostum? Burada bekleyin. Oğlumu alacaklar mı? Hayır Li Cheng. Bunun için endişelenme. Biri onu almaya kalkarsa Küçük Joe ve Jimmy'ye ben varız. Jimmy'ye inanıyor musunuz? Merak etme Li. Hakim yeterince dürüst ve adildir. Sorun çıkmayacaktır. Baba, Amerika'da insanlar suçluluğu kanıtlanana kadar masumdurlar. Öyle değil mi Gaz? Bu doğru, gidelim. Gidelim Gaz. Hobsink, Edim ormanda olacaktı. Ona hapishaneye gelmesini söyle. Neden onların götürmelerine izin verdin? Onu asabilirdik. Billy, Billy. Billy Fulmer'ın dediğini hatırlasana. Bırakın işler kıvama gelsin. Biz de aynen öyle yapıyoruz. Öyle değil mi dostum? Bana her şeyi doğru söylediğine eminsin değil mi evlat? Başka bir şey yok. Ben tam olarak olanları anlattım. Ben ona inanıyorum. Önemli olan diğerlerinin inanması. Ben de ona inanıyorum.
Ailesini uzun zamandır tanıyorum, iyi insan. Eminim iyi insanlar. Fakat bu hiçbir şey halletmiyor. Ben bazı politik hırslardan korkuyorum. Andy Fulmer. Evet. Adaylığını açıkladığından beri böyle bir olay bekliyordu. Gel evlat. Jimmy, her şey yoluna girecek. Bu seni korumak için Jimmy. Evde olmandan daha güvenli. Anlıyorum Şerif. Unutma, bu suçlu olduğun anlamına gelmez. Bazen cinayet şüphelisi masum insanlarda demir parmaklıklar arkasında kalır. Biliyorum. İyi olacaksın. Tamam, onu içeri yolla. Nasılsınız Bay Ridley? Andy. Otursanıza. Hepimiz yanınızdayız Bay Ridley. Bu büyük ve acı dolu kaybınız için çok üzgünüz. Gerçekten üzgünüz. Teşekkür ederim Andy. Bu bir trajedi. Gerçekten büyük bir trajedi Bay Ridley. Buna izin veremeyiz. Hem de asla. Beni bilirsiniz. Bana yardımcı olun. Kızınız Amerika'da erkeklerden hoşlanırdı, değil mi? Tabii ki öyle. Zavallı küçüğüm. Peki bu Amerika'da erkeklerden hiçbiri kızınıza kötü bir şey yaptı mı acaba? Tabii ki hayır. Çünkü biz olanların kızlara böyle davranmamalarını sağlarız. Bilmen gereken bir şey var Andy. Sanırım bilmen gerekli. O oğlan kızımı öldürmedi. Bir kaza oldu, silah bendeydi. Kızımla boğuştuk. O değildi. Kızımı öldüren bendim. Siz sadece burada oturun Bay Ridley. Zor bir gün geçiriyorsunuz. Jesse, yapman gereken işler yok mu? Tabii. Tabii Andy. Bazen önemli birinin başına bir kaza geldi mi, aklı ona oyun oynar. Beni anlıyor musunuz Bay Ridley? Evet, evet anlıyorum Andy. Böyle zamanlarda hiçbir şey hatırlamaz ya da olmamış olayları olmuş gibi hatırlar. Evet, evet bu doğru. Sana bunu söylemek istemezdim. Ama sen de bunun belirtilerini görüyorum. Kızgınlığın kendini suçlamana neden oluyor. Sally'nin ölümünü engelleyemediğin için kendini suçluyorsun. Böyle yapmamalı mıyım? Şimdi gerçeklerle yüzleşelim. Sally'nin ölümünü başlatan olaylar zincirini provoke eden o Çinli Jimmy Chang değil mi? Tanrı beni affetsin. O oğlan Sally'nin ölümüne sebep oldu. Bu pisliklerden artık bıktık. Bir daha şehrimize gelip böyle olaylara sebep olmalarını istemiyoruz. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız ve sokaklarımızı bu pisliklerden temizleyeceğiz. Evet, evet Andy. Peki o zaman. Şimdi siz ve ben oturup Virginia'nın gerçekten yararına olan kararı vereceğiz. Benden teşkilatın bir araya gelip senin oğlun için savaşmasını mı istiyorsun ha? Söylesene. Benim oğlum kimseyi öldürmedi. Ama onun başka bir suçu var. Çinli olmak. Yani sen şimdi Jimmy Chang Çinli mi diyorsun? Hiçbir geleneği kabul etti mi peki? Başka bir kültürü kabul etmedi mi yani? Söylesene, hiçbir kültürü kabul etmedi mi diyorsun? O çok hırslı. Kendini bu yeni toprakta eğitmek istedi. O zamanı gelince Çinlilerin diğer insanların yanlarında yerini almaları gerektiğine inanıyor. Bu memleket çok büyük. Genç gözler mesafeyi kestiremezler. Ve riskler gençliğin sonucudur dostum. Senin oğlun kendine yeni bir yol ve bu yüzden de yeni riskler seçti. Onu öldürmekten bahsediyorlar. O benim oğlum. Bu eğer kesinleştiyse yapacak hiçbir şey yoktur. Kader hepimize yolumuzu gösterecektir.
Bazıları her şeyi kaybetse de gene savaşırlar. Abi, susun, abi, susun. Size buranın bir mahkeme olduğunu ve daha saygılı olmanız gerektiğini hatırlatmalı mıyım? Devam edin Bay Billy. Bu Çinli Sally Ridley'i asılırken gördüm. Doğal olarak babasına söyledim. Gerisini biliyorsunuz. Sayın Yargıç, müdahale etmek zorundayım. Savunmasını alacağım. Tabii Ben Cartwright çok uzun zamandır buralarda. Olmaz böyle şey. Fakat bu bir duruşma değil Andy. Engel olamazsın. Bu kadar mı evlat? Asılması için bu kadar yetmez mi Sayın Yargıç? Bana zekilik taslama evlat. Sadece oradan in de diğer tanık gelsin. Bayan Armanda Ridley. Pekala Armanda. Dün gece olanları kendi kelimelerinle anlatır mısın lütfen? Jimmy Chang kız kardeşimi öldürdü. Susun, susun, susun lütfen. Tamam. Amanda, burada suçlama yapmıyoruz. Sadece olanları konuşuyoruz. Ne dememi bekliyorsunuz ki? Kasabada herkes kardeşimi bilirdi. Saçlarını yapar, erkekleri etrafında dolaştırırdı. O böyle bir insandı. Onun sorunu nedir? Kız kardeşini kıskanıyor. Lütfen Amanda. Bunun zor olduğunu biliyorum. Fakat tek duymak istediğim ne gördün? Şey, silah sesi duydum. Ahıra gittiğimde Amanda vurulmuştu. Jimmy Chang yanındaydı. Zavallı babam başında şoka girmişti. Silah Jimmy'nin elinde miydi? Yerdeydi. Jimmy'nin attığı yerde. Sayın hakim, o silahın Jimmy'nin olduğunu nereden biliyor? Herkesin olabilir. Ben... Silahın gökten yağdığına inanmamızı beklemiyorsun değil mi? Ben Cartwright, buna bir daha izin vermeyeceğim, tamam mı? Tamam Amanda, bu kadar. Bay Ridley, gelir misiniz? Bay Ridley, burada duyduğunuz ifadeler... Olayla örtüşüyor mu acaba? Tanrı şahidim olsun. Bu oğlan kızımın ölümüne sebep oldu. Teşekkür ederim Bay Ridley. Jimmy Chang, ayağa kalk. Verilen ifadeler doğrultusunda seni Sally Ridley'yi öldürmekten mahkemeye sevk ediyorum. Dağılabilirsiniz. Bu mahkemeyi kaçırmayacağımdan eminim. Bay Fulmer, onu asarlar değil mi? Ha, bilemiyorum. Mahkeme bu jüriye bağlı. Size bunu daha önce de söyledim. Bu kasabayı temizleyeceğim. Belki biz bu mahkemenin olmasını engelleyebiliriz patron. Ha? Jesse, düşünme şeklini seviyorum. Bu kasabada buna izin veremeyiz çocuklar. Andy haklı. Biz vatandaşız ve o Çinlileri istemiyoruz. Bunun için her şeyi yapmalıyız. Bu şekilde sakın konuşma. Benim korktuğum da bu. Bu benim tarzım olmasaydı valiliğe aday olmazdım. Bir şey daha Andy. Vali olunca görev isterim. Sen evini yanarken görmek ve işsiz beş parasız kalmak ister misin? Bu Çinli'nin o kızı öldürmesi, kızlarımız ve karılarımız için de aynı tehlikenin mevcut olduğu anlamına gelir. Ne yapmayı düşünüyorsun Andy? Bu işi hemen halletmeyi tabii ki. İşte bu da oldu. Küçük Joe, bu oyunu bilmiyorsun ha? Şerif, dışarısı karışmaya başladı. Gidişat hiç iyi değildi.
Andy Folmer zaferini kutluyor. Konuşma yapmaya hazırlanıyor. Halkı kışkırtacak herhalde. Peki neler olur sence baba? Emin değilim. Ama halkı galyana getirip asmak için Jimmy Chang'i almaya geleceklerinden emin. Sence bu işe karışmak doğru mu? Sizi buna gerçekten bulaştırmak istemem. Ama yardımcın da yok değil mi? Ben bundan bıktım Şerif. Jimmy Chang benim arkadaşım. Beni dışarı atamazsın. Ne diyorsun Şerif? Yalan söylemeyeceğim. Yanımda olmanız iyi. Fakat bunu yasal yollarla yapmalıyım. Sizi şerif yardımcısı yapacağım. Bu güzel. Hep kanun görevlisi olmak isterdim doğrusu. Ben... Görünüşe göre haklıymışsın. Bence hazırlanalım Şerif. Dinle. Oğlanı korumamızın tek yolu hızlı bir şekilde onun kasabadan çıkarmak. Fakat bunu ben yapamam. Ama gelip de linç etmelerine de mani olamazsın değil mi? Ben. Jimmy Chang cinayetten yargılanacak. Benim görevim onu mahkemeye çıkartmak ve kanunu uygulamak. Senin ve oğlunun görevleri de artık bu. Sence ne yapalım? Oturup bekleyelim. Evet doğru. Baba Jimmy'yi kasabadan geçiremeyiz. Herhalde kimseyi hapishaneye girip Jimmy Chang'i öldürmekten başka bir şey mutlu etmeyecek. Şerif bu yardımcılık zorunlu bir şey değil, değil mi? Hayır. Eğer fikrinizi değiştirdiyseniz işlemleri hemen yaparım. Hayır, kastettiğim bu değildi. Ben sadece burada oturup Andy Folmer'ı beklemekten hoşlanmadım. Aklında ne var evlat? Bir babanın şahit koltuğuna oturduğunda kızının ona bakamadığını hiç görmedim. O kız babasına tapan biriydi. O kızı eskiden beri tanırım ben. Ne, onunla konuşacak mısın yoksa? En azından denemek istiyorum. Bu tek şansımız. İkna edersen babanın hikayesini çürütebilir. Bu adamlardan hiç hoşlanmadım ben. Ben gidip kontrol edeyim mi baba? Ayrıca şunu da söyleyeyim. Burada 3 silahın az olmasını hiç beğenmedim. Ben bırakabilirim baba. Ben senden söz etmiyorum Adam. Sen mutlaka olmalısın. Yalnız bir şeyi unutma. Riddy elinde tuttuğu sürece parti Andy'nin partisi olur. Bu riski alacağım. Tamam o zaman. İyi şanslar Adam. Senin sorunun ne Cartwright? O pisliğin kızı öldürmesi senin için yeterli olmadı mı? Yolumdan çekil. Kanunlar yolda duramazsın demiyor Adam, bunu biliyorsun değil mi? Cartwright'ta neden bu kadar endişeli? Biz bir şey yapmayacağız. Biz sadece kontrol yapıyoruz. İçeri girebilir miyim? Sorun olacağını sanmıyorum. Babam evde değil. Benim konuşmak istediğim sensin Amanda. Oturmaz mısın? Teşekkür ederim. Eskiden bu evde güzel zamanlarımız geçmişti. Annem öldüğünden beri görüşmüyoruz. 7 yıl. Bazen senin için çok zor geçmiş olmalı. Görevlerim vardı. Ve ben de onları kabul ettim. Bedeli biraz ağır olmadı mı? Anne olmadan tüm evi bir arada tutmanın ne kadar zor olduğunu biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Yıllardır babamın bunu yapmasını seyrediyorum. Seli her şeyi zorlaştırmak için elinden geleni yaptı. Babam bunu hepimiz için söylüyor. Hiçbir şeye saygısı yoktu. Ne bana ne de babama. Bak Amanda, olanlar için kendini suçlamaktan vazgeç. Hayat geçiyor.
Neden Cartwright'lar kendi işlerine bakıp benimkini de bana bırakmıyorlar? Çünkü bir çocuğun hayatı söz konusu olduğunda bu herkesi ilgilendirir. Kardeşim öldürülmüşken benden ne yapmamı bekliyorsun? Jimmy Chang'e gidip her şeyin bir hata olduğunu mu söylemeliyim sence? Hataysa söylemelisin. Jimmy o silahı hiç ellemediğini söyledi. Bir kaza oldu dedi. Bak Amanda, sana hep cesaretin, açık sözlülüğün ve dürüstlüğünden dolayı imrenmişimdir. Sally tam senin eskiden olduğun gibiydi. Ne daha çok ne daha az. Beni itmene gerek yok Amanda. Adam. Çok zaman oldu. Ne yapmalıyım? Bana bir fikir ver. Doğruyu söyle. Evimde ne arıyorsun Cartwright? Bu kasabada hiçbir kadın güvende olmayacak mı? Nasıl olur da kızıma asılırsın? Burada tehlikede olan sizin kızınız değil. Tehlikede olan asılmayı bekleyen zavallı bir çocuk. Bak o bir katil ve cezasını çekecek, ölecek. Suçsuz olarak ölecek. Sence Jimmy Chang adil bir mahkeme hak etmiyor mu? Adil bir mahkemesi olacak. Sen Andy'ye gittiğinden beri öyle bir şansı kalmadı. Bay Fulmer onurlu bir adamdır. Bana ne yapacağımı söylemedi. Sorun nedir Bay Redley? Andy Fulmer'la prensibiniz arasında mı kaldınız yoksa? Ben kimseden korkmam. O halde onunla konuşun. Ben seninle gelirim baba. Mahkemeye gerek yok. Onlar vatandaş bile değil. Cartwright'ların burayı yönetmelerine izin mi vermeliyiz? Virginia'lı bile değiller. Burası bizim kasabamız. Gerçek Amerikalıların kasabası. Orada sadece 3 Cartwright var. Adam ayrıldı. Ben hapishaneye basalım dedim. Şerif bunları görünce bizim yanımıza gelecek, tamam mı? Evet, ne diyorsunuz? Ben yapalım derim. Ne yapıyorsun Cartwright? Bazı arkadaşlarımla yürüyorum. Jess seni neden gergin görüyor? Bay Ridley Andy Fulmer seni bir şey yapmaya zorladı mı? Kimse beni isteğim dışında zorlayamaz. Bay Fulmer'la konuşmak istiyorum. Benimle mi konuşmak istiyorsun? Seninle konuşmalıyım. Oradaki insanlarla ilgili ve her şey hakkında. Tabii bu kasabadaki herkes benimle istediği zaman konuşabilir. Gir içeri. Bayan Amanda. Ofisime geçelim, orada daha rahat konuşuruz. Ben burada beklerim. Otur hemen de. Teşekkür ederim. Ciğer. Söyle bakalım. Benimle konuşmak istediğin nedir Ciğer? Dışarıdaki insanların doğruyu bilmesini istiyorum. Sabah sana söylediklerimi herkese anlatmak istiyorum. Peki bana bu sabah ne anlattın Ciğer? Jimmy Chang masum. Ve kızımın ölümü bir kaza. Peki ben ne dedim? Tam olarak hatırlamıyorum. Sana yardım etmek istediğimi söylemedim mi? Virginia halkının %100 arkanda olduğunu söylemedim mi? Sokaktaki insanları görmüyor musun? Neden oradalar sanıyorsun? Çünkü onlar senin arkadaşın. Benim olduğum gibi. İkimiz de aynı prensiplere inanıyoruz. Dürüstlüğe, onura ve Amerikan tarzına. Bunda haklı değil miyim? Haklı değil miyim Bay Ridley? Evet, sanırım. Baba... Sanmıyorsun, biliyorsun. Bu insanlar dışarıda çünkü onlar senin arkadaşın. Onlar onurlu bir adamın arkasında. Onurlu ve büyük bir trajedi yaşayan adamın arkasındalar. Temiz bir şehir için oradalar. Şimdi sen onları hayal kırıklığına uğratma. Kızının senin yüzünden öldüğünü bilmeliler mi sence? Dışarıda seni bekliyorlar Ceyar.
Sonuç Bay Ridley. Virginia'daki arkadaşlarıma hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Onlar beni destekliyorlar. Bu kapı sana her zaman açık. Her zaman. İçeride neler oldu? Adam, bu adam korkunç. Babama aklını kaçırmışsın dedi. O halde ben fikrini Hayır, değiştiririm. Adam. Bırak da ben yapayım. Doğru olanı yapmasını ben sağlayabilirim. Tamam, buna inanıyorsan. Unutma Amanda. Jimmy Chang'in hayatı babanın doğruyu söylemesine bağlı. Bunu şimdi biliyorum. Hadi gel Amanda. Nereye gitmeyi planlıyorsun Cartwright? O insanları rahat bıraksan iyi olur. Hey hey, neler oluyor burada? Cartwright'ın acelesi var gibiydi. Biz de Ridley'i durdurmaya gidiyor sandık. O silahları yerine koyun. Jesse, şiddeti sevmediğimi bilirsin. Sen de istediğin yere git Bay Cartwright, lütfen. Ben de tam bunu yapacağım Bay Fulmer. Onu durdurmamı istemediğinden emin misin patron? Bunu neden isteyeyim ki? Zaten her şey yolunda gidiyor. Hapishanede yediğimiz fasulyeleri hatırlıyor musun küçükçe? Evet. Bunu hatırlamaya çalışıyorum. Ne demek istiyorsun? Tatları güzel değil miydi yani ha? Evet, bunu kastediyorum. Ne komik bir olaydı. Jimmy, biraz yemek yemelisin. Neden yemiyorsun ha? Teşekkür ederim Gus ama aç değilim. Aç mı? Buna ihtiyacın yok. Bir erkek sadece açken yememeli. Evet, böyle saçma bir düşüncen yok öyle değil mi? Sally'yi ben öldürmedim. Sen bana inanıyorsun değil mi Gus? Jimmy, önemli olan mahkemenin karar vermesi. Ama bu kasabada buna inanan insanlar var değil mi? Nasıl inanırlar? Endişelenme Jimmy. Bu kasabada birçok arkadaşım var. Evet, seni yolda bırakmayacak arkadaşlar. İşte geliyorlar. Onu içeri al. Seni engelleyeceklerini düşünüyordum. Emin ol yapmaktan çekinmeyeceklerdi. Peki ya Amanda? Bir şeyler bulabildin mi? Ha tabii ki buldum. Bay Ridley Fulmer'la konuşana kadar her şeyi itiraf etmeye hazırdı. Ama birden vazgeçti. Bilemiyorum. Bana öyle geldi ki Fulmer'ın elinde çok fazla güç var gibi. Amanda hala ikna etmek için uğraşıyor. Ne düşünüyorsun? Başarabilecek mi? Başaramazsa büyük bir linç girişimi olacak. Baba, sana doğruyu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ben doğrunun tarafındayım. Tabii. Sen sadece Andy Fulmer senden ne yapmanı isterse onu yapıyorsun. O çocuk ölecek. Kardeşin de öldü öyle değil mi? Evet öldü. Ve şu ana kadar bu kadar umursadığımın fark edemedim. Ama artık biliyorum ki senin umurunda değil. Benimle nasıl böyle konuşursun? Doğru olduğu için konuşuyorum. Kardeşin ailemize onursuzluk getirdi. Sen aslında Jimmy Chang'i değil, Sally'i cezalandırmaya çalışıyorsun. Baba, ölümü gerçekten kaza mıydı? Yoksa o tetiği bilerek mi çektin? Bunu bana söyler misin baba? Konuşmaktan korktuğun bu mu? Amanda, Tanrı şahidim olsun ki o bir kazaydı. Ha baba, o halde çık ve onlara doğruyu söyle. İkimiz de kendimize yalan söyledik. Sen ve ben Sally hakkında söylediklerimize hiç inanmadık. Eğer Jimmy Chang'in ölmesine izin verirsek ikimiz de Sally'ye ihanet etmiş oluruz. Sen ve ben, baba suçlu olan biziz. Ben
Söylediklerimin arkasındayım. Tek istediğim bu şehre yardım etmek, o kadar. Cartwright'tan işimize karışmasına izin mi vereceğiz? Ben derim ki hapishaneyi basıp Jimmy'yi asalım. Hey, hadi yürüyün. Evet, bu işi halledelim, evet, hadi. Evet, evet. Baba. Geliyorlar. Korkutmak için birkaç el ateşe edelim, tamam mı? Kesin şunu. Kesin şunu. Herkes dursun. Ridley. Evet. Görünüşe göre ikna etmiş. Evet. Kesin şunu. Kesin. Saklan J.R. yoksa Cartwright'lar seni öldürür. Korkulması gerekenler Cartwright'lar değil. Ah J.R. Biz birbirimizi anlıyoruz. Bu tekrar işe yaramayacak Andy. Gidip Şerif'e her şeyi anlatacağım. Bu konuşmayı daha önce de yapmıştık. Gidip ona gerçekleri anlatacağım. Vur onu. Baba! Aman tanrım. Onu öldürdün. Ne? Ne diyorsun? Katil. Seni adi katil. Yakalayın onu. Obay Ridley'i öldürdü. Jesse, silahını bırak. Baba! Baba! Babam size bir şey söylemek istiyordu. Ben ne olduğunu biliyordum. Çünkü ben de bir parçasıydım. Bu sabah yalan söyledik. Kardeşimin ölümü bir kazaydı. Jimmy Chang'in silahı yoktu. Babam Sally'yi öldürdü. Size söylemek istediği buydu. Evet Fulmer. Üç ceset seni tatmin etti mi? Beni kasabadaki ölümlerden sorumlu mu tutuyorsun? Bu kasabayı öldürmek istedin sen. Hala bu adamın vali olmasını istiyor musun? Hayır, hayır. Hey. Beni dinleyin. Bugün burada olanlar korkunç şeylerdi. Kasabada böyle şeyler olmasını asla istemeyiz. Hey, hadi, tamam, dinleyin hadi, beni. Tamam. Şu işe bak. Hey, inandıklarımı söylüyorum. Bakın çocuklar. Artık özgürsünüz Bay Chang. Hadi, duymadın mı Jimmy? Artık gidebilirsin. Yoksa burayı sevdin mi? Ama ben... Yo, koleje gitmekten vaz mı geçtin ha? Evet, öyle ama... Eğer koleje gitmek istiyorsan buradan çıkmakla işe başla. Hadi. Eve gidebilirsin. Her şey yolunda. Hadi, hadi.